Nasıl bir final oluyor sizin için? Şu an çok heyecanlıyım. Ogeday'ı destekliyorum. Çok istiyorum Ogeday'ın şampiyonu. Rengin belli diyorsunuz. Rengim belli. Ogeday, evet, çok seviyorum. Takım arkadaşım. Şampiyonun bizden çıkmasını çok istiyorum. Nefis de çok başarılı bir yarışmacı. Fakat kalbim Ogeday'dan yana. Bu sene sizi en çok zorlayan an hangi andı? Sanırım Acun Bey'in beni yaptığım yaramazlık sonrası yakaladığında deşifre ettiği andı. Çok böyle gerildiniz mi o an? Korktunuz mu? Tabii ki biz çok ekrana gerildim. Baktığınızda. Evet, yani çok gerildim. Bir sürü tabii ki vukuatım olduğu için bir de. Acaba hangisinden bahsettiklerini de bilmediğim için kendimi de ele vermek de istemedim. Normal hayatta da böyle aykırı bir insan mısınız yaramazlık konusunda? Yani çok öyle, hani çok sakin bir insan olduğum söylenemez tabii ki. Olduğum gibiyim, böyleyim. Peki, Survivor size ne kattı? Survivor benden ilk katıldığım sene benden birçok şey götürdü. Fakat çok ciddi bir deneyim. Fakat ikinci Survivor'unda, All Star sezonunda bana o kadar çok şey kattı ki. Öncelikle kaybettiklerimi fazlasıyla bana geri verdi. Çok büyük bir hayat deneyimi. Hayatımın ve hayatımda olan insanların çok büyük kıymetini bilmeye çalışıyorum. Her şeyin değerini bilmek lazım. Survivor çok güzel bir deneyim ve tecrübe. Peki bundan sonraki maceranız, kişisel maceranız nasıl gelişecek? Nasıl yani? Yani oyunculuk teklifleri aldığınızı duydum. Evet, doğru. Açıkçası ben ticaretle ilgileniyorum. Basketbol evet. Kariyerimi bıraktım. Mobilya sektöründeyim, mobilyacıyım. Burada devam ediyorum. Tabii ki gelen teklifler var. Değerlendireceğimi söyledim ama değerlendirmedim henüz. Gönlünüze yatan bir şey var mı? Gönlümde yatan bir şey aslında var. Ben gezip görmeyi çok seviyorum, gezmeyi çok seviyorum. Zamanında Acun Bey nasıl Acun Firar'da yaptıysa o tarz bir şey yapmak aslında çok isterim. Onun dışında oyunculuk... Sabotaj! Aysun Firar'da diyorsun. Sarışınlar çat çat çat! Konserime gel çabuk. Geleceğim. Devam edin, öpüyorum. Nerede kalmıştık, unuttuk. Bak şimdi sarışınlar çatladı. Sarışınlar çatladı. Televizyonla alakalı birkaç bir şey var. Düşünebilirim. Peki. Yani tam bana uyan bir şey olsaydı zaten kabul ederdim. Acun yani. Firarda'dan sonra bir Aysu Firarda gelir mi? Aysu Firarda zaten, hep Aysu hep Firarda. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar.